Değerli dostlar, farklı kaynaklarda Hz. Musa Aleyhisselam'la ilgili farklı hikayeler vardır, farklı kıssalar vardır. Bir gün Hz. Musa Aleyhisselam'ın kalbinden bir grup gelir, ya Musa derler, Rabbimizi yemeğe davet etmek istiyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun, neyimiz var, neyimiz yok, onu ikram ederiz, hazırlarız dediklerinde Hz. Musa Aleyhisselam onları azarladı önce. Nasıl olur dedi. Allah Celle Celaluhu yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir. Bir daha sakın böyle bir taleple bana gelmeyin dedi. Hatta içinizden bile geçirmeyin. Büyük günahtır. Hz. Musa Kelimullah birkaç gün sonra tur Sina'ya çıktı. Cenab-ı Hak'la konuştu. Oraya çıktığında Cenab-ı Hak nida etti. Dedi ki, ya Musa neden kullarımın davetini bana iletmiyorsun? Hazreti Musa, Ya Rabbi dedi, böyle daveti size gelip söylemekten ben utanırım, hayal ederim. Nasıl olur? Zat-ı onların söylediklerinden beridir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya söyle kullarıma dedi, onların davetine cuma akşamı geleceğim. Yemek davetine cuma akşamı geleceğim. Hazreti Musa geri döndü kavmine, kavmini topladı, durumdan haberdar etti. Allah... Cuma akşamı yemeğe gelecek, ona göre hazırlığınızı yapın. Herkes hazırlık yapmaya başladı. Sığırlar kesildi, koyunlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü gelecek olan misafir bir padişah değil, bir başkan değil, bir imparator, bir kral değil. O her şeyin yaratıcısı olan Allah gelecek. Ona göre güzel bir sofra hazırlandı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, herkes eli kalbinde, kalbi ağzında adeta beklemeye koyuldu. Akşamüstü uzak diyarlardan bir ihtiyar çıkıp geldi önce sofranın üstüne. İhtiyar, belli hem aç hem bir ilaç, yorgun, bitkin bir halde. Ya Musa dedi, uzaktan geliyorum görüyorsun halimi, halim perişan, açım, susuzum, yorgunum, bitkinim. Bana yemek ver dedi. Hz. Musa Aleyhisselam kaynakların ifadesine göre dedi ki acele etme. Sen şu testi al, biraz su getir bize. Senin de katkın olsun bu sofraya çünkü biraz sonra Allah bu sofraya gelecek. Vaat etti, o gelecek, beraber oturup yeriz. Adam Hz. Musa'nın bu teklifini çok umursamadı. Çok da diretmedi, aç bir ilaç çekip gitti. Onun gittiğinden kimsenin Haberi bile olmadı. Çünkü garipti, çünkü fakirdi, çünkü yolcuydu, çünkü gösterişli hiçbir tarafı yoktu. Çekip gitti. Ve beklemeye devam ettiler. Akşam oldu, yatsı oldu, gün doğdu, gelen giden yoktu. Hz. Musa aleyhisselam tahçüp içerisinde tekrar Tuğra doğru yola çıktı. Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi dedi çok mahcup oldum dedi. Ümmetim bana diyor ki ya sen bizi kandırdın ya Allah sözünde durmadı haşa. Cenab-ı Hak onlara dedi ki: "Ya Musa ben geldim de ben geldim sana açım dedim. Susuzum, yoldan geliyorum, bitkinim, yorgunum. Bana bir lokma ekmek ver." dedim ama sen elime bir testi tutturdun ve beni suya gönderdin. Hazreti Musa düşündü. Ya Rabb'i dedi bir ihtiyar geldi dedi. Biz seni bekliyorduk. Bir ihtiyar geldi açım dedi. O telaş içerisinde ben de onu suya gönderdim. Sofraya bir katkısı olsun. Sen gelmedin ki. Deyince Allah cevaben Hazreti Musa'ya işte dedi ben o kulumla beraber geldim. Onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben okulumla beraber size gelmiştim, onu aç olarak geri gönderdiniz. Beni geri gönderdiniz. Ne sen ne de kavmin beni misafir etmediniz gelmiş olmama rağmen. Değerli dostlar, Hz. Musa Aleyhisselam'a ait kıssalar, hikayeler vardır dedim ya. Hz. Musa Aleyhisselam'la ilgili bir kıssa da anne hikayesi vardır. Onu paylaşayım sizlerle. Bir gün turdağında Cenab-ı Hakla konuşurken soruyor diyor ki: Ya Rabbi, acaba diyor cennette benim bir komşum var. Mı? Ben diyor dünyada cennetteki komşumu tanımak istiyorum. Birisini bana bildirir misin? Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya nida ediyor diyor ki: Senin cennetteki komşularından bir tanesi Falanca yerde yaşayan bir kasaptır. Git onu ziyaret et istersen. Hazreti Musa çok merak ediyor sıradan bir kasap, bir insan, hani bir sıradan kişilik. Ve Hazreti Musa'nın cennetteki komşusu. Acaba ne, nasıl bir davranış, nasıl bir ameli var ki cennette bir ulul azm peygambere komşu oldu bu diye hakikaten merak ediyor. Böyle bir soruyla kim yüzleşse merak eder ve Hazreti Musa yola düşüyor. Cenab-ı Hakk'ın ilham ettiği, vahyetti o yere gidiyor kasabı buluyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben diyor tarım misafiriyim, geldim, açım, susuzum ve bu gece yatacak bir yerim yok. Sana misafir olmak için geldim, beni kabul eder misin? Kasap diyor ki hay hay efendim. Tarım misafiri diyor baş göz üstünde diyor. Beraber yeriz içeriz, vaktimizi geçiririz ama diyor benim şimdi diyor mesaim var, mesaimi bitireyim. Ardından diyor beraber çıkar eve gideriz. Hazreti Musa mesaisini bekliyor mesainin bitmesini beklerken olağanüstü bir şey olacağını bekliyor. Adamcağız sıradan bir kasap. Etleri, kemikleri doğuruyor, küçük parçalara ayırıyor, kıymalar yapıyor, onları harmanlıyor. Sıradan bir kasabın yaptığı davranışların dışında bir şey yapmadığını gözlemliyor Hazreti Musa. Merak iyice artıyor. Akşam olunca kasabı kapatıyorlar, dükkanı kapatıyorlar, çarşıya pazara uğruyorlar, ufak tefek akşam yemeği için bir şeyler alıyorlar, birlikte eli, evin yolunu tutuyorlar. Beraber eve giriyorlar, kasap misafirine yer gösteriyor, ey misafir diyor sen salonda biraz 5 dakika otur diyor, benim içeride başka bir misafirim var, ilgilenmem gereken misafirim var, ben ona diyor biraz vakit ayırayım, hemen sana geleyim, seninle ilgileneyim. Yan odaya geçiyor, kapısı açık, yan oda Hazreti Musa hem kulak kesiliyor hem göz ucuyla içeride ne olup bittiğine bakıyor, bakıyor ki bir zembil var, bir asansör gibi bir şey var. Adam asansörü zembili aşağıya indiriyor. Orada böyle neredeyse iskelet gibi kemikten oluşan, kemik torbadan oluşan bir kadıncağız var. O zembilde yaşıyor. Niye ise? Çünkü yerde böcekler olur, bilmem ne olur falan diye adam onunla ilgilenirmiş ve e, onu zembile koyar, onu yukarıya çıkartır. Sonra zembilden indiriyor bir kadın. İhtiyar acuze bir kadın. Onun bütün bakımlarını yapıyor, saçını tarıyor, banyosunu yaptırıyor, yemeğini yediriyor, altını üstünü değiştiriyor. Anacım benden razı mısın diyor, razıyım. Anası bir şeyler söylüyor böyle, yarım yamalak, çok anlaşılmıyor bu. Sonra onu tekrar zembiline koyup, ben diyor bir misafirim var, onunla ilgileneyim, sen de diyor rahat rahat istirahatine çekil. Hazreti Musa kasabın bu yaptıklarını görüyor, geliyor odasına gelince, diyor ki ey ev sahibim diyor, ben çok taaccüp ve merak içerisindeyim diyor. Ne oldu diyor burada? O kadın kimdi diyor ve sen neden beni terk ettin ona gittin? Diyor ki, o benim ana. O benim annem. O bana diyor çocukken, gençken, orta yaşlarımda çok iyi baktı. Bütün anneler öyle değil midir? Ananın hakkı ödenmez diyor. Artık aciz duruma düştü ve ben diyor o aciz duruma düştü. Onun gönlünü hoş etmek için. Her türlü bakımını, görümünü yapıyorum. Eve gelir gelmez kendimden önce annemle ilgileniyorum. Ondan sonra kendim çorbamı pişiririm. Varsa bir misafirim onunla ilgilenirim. Ne diyor? Kadın diyor, sen işini bitirdikten sonra böyle senin kulağına diyor güçlü bir şeyler fısıldadı ama ben orasını duyamadım. Ne söyledi? Kasap diyor ki, anam ben ne zaman ona hizmet etsem, hizmetini bitirsem bu işten çok memnun kalır. Ve memnun kalmasını da şu ifadeyle bana söyler. Oğlum der. Cennette Musa peygambere sen komşu olasın inşallah. Cennette Hazreti Musa'ya komşu olasın diye dua eder, der. Ben de amin derim, derim de diyor anamın gönlü olsun diye. Musa peygamber nerede? Ben nerede? Ben sıradan bir kasabım. Cennette Musa peygambere komşu olmak kim? Ben kim? der. Deyince Hazreti Musa Aleyhisselam der ki: Ben o Musa'yım. Ben der Allah'tan sordum. Benim komşum kim olacak cennette? O beni sana gönderdi. Meğer sen bu iyiliğinden dolayı cennette ana duası aldığından dolayı cennette bana komşu olacakmışsın der. Artık sonrasını bilmiyoruz. Hikaye buraya kadar geliyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeden birisi sorar. Ya Resulallah ben kime iyilik yapayım? Annene iyilik yap der. Efendimiz. Sonra bir daha sorar. Kime iyilik yapayım? Annene. Kime iyilik yapayım ya Resulallah? Üçüncü kere sorar. Annene iyilik yap der. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Peki sonra dördüncü kere sorunca Efendimiz buyurur ki babana iyilik yap. Dördüncüde de der ki babana iyilik yap. Yine bir başka rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabilerden biri gelir der ki ya Resulallah ben der çok kötü şeyler yaptım. Acaba tövbem kabul olur mu? Efendimiz sorar: Annen ya da baban hayatta mı? O der ki: Annem vefat etti ama babam hayatta. O zaman git der babana iyilikte bulun, ihsanda bulun. Adam büyük bir heves ve heyecanla efendimizden reçeteyi almış olmanın heyecanıyla döner çıkar. Efendimiz geride kalan arkadaşlarına der ki: Keşke der annesi hayatta olsaydı, ona iyilik yapsaydı Allah tövbesini daha kolay kabul ederdi. Allah tövbelerimizi kabul buyursun, annelerimizin kıymetini bildirsin, anne duası alan evlatlardan eylesin bizi inşallah.